Kıymetli garnizon komutanım, çok kıymetli belediye başkanım, savcılarımız, Beytişevaplı güzel insanların düşüncelerine, kanaatlerine değer verdiği kıymetli kanaat önderlerimiz, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, demokrasinin yereldeki dinamiği olan kıymetli muhtarlarımız, 2 yıl beraber büyük bir onur ve şerefle mesaimi paylaştığım çok kıymetli mesai arkadaşlarım, Beytişevap'ın üreten ve Beytişevap'ın gelişmesine katkı sağlayan kıymetli esnaflarımız ve tüm hanımefendi ve beyefendi Beytişevaplı kardeşlerim ve kıymetli çocuklar. Öncelikle hepinizi muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün benim için açıkçası hüzünlü bir gün. Niye? Çünkü 2 yıl hep beraber burada bir beraber ve kardeş olarak bir güç birliği yaptık. Ve hamdolsun Beytişevap'ta sizlerin büyük desteği ve duasıyla 2 yılımızı büyük bir onurla ve gururla bitiriyoruz. Bu açıdan tüm Beytişevap'lara ne kadar teşekkür etsem azdır. Beytişevap'a kaymakam olarak geldik. Ama Beytişevap'tan ayrılırken Beytişevap'lı bir kardeşiniz olarak buradan ayrılıyorum. Niye? Çünkü benim hayatımdaki 2 önemli dönüm noktasını beraber yaşadık. Bunlardan birincisi hüzünlü olan dönüm noktasıydı. Rahmetli babamı kaybettiğimde tüm Beytişevap'lılar 7'den 70'e burada taziyemize gelerek yasımıza ortak oldular. Ve o taziyede göstermiş oldukları o muhabbet, o güzellik bizim asla ve asla unutamayacağımız bir hadisedir. Hangi görüşten olursa olsun Beytişevap'taki tüm insanların kadir şinaslığını ve güzel insanlığını göstermesi açısından hem ülkemize hem de bizatihi bendenize bu hadiseyi unutmayacağım. Kardeşlik bağımızın birinci kuvvetli bağı bu. İkincisi ise 3. evladım, ilk kızım Beytişevap'ta dünyaya geldi. Beytişevap'ta görev yaparken dünyaya geldi. Ve doğum yeri olarak da Şırnak Beytişevap olarak geçiyor. Ben istesem de istemesem de o nüfus kayıtlarında Şırnak yazdığında, Beytişevap yazdığında Beytişevap'la olan o gönül bağımız, Beytişevap'larla olan o kardeşliğimizi her zaman hatırlayacağım. Ben kızımı Katodağ'ın ters lalesi olarak seviyorum. Katodağ'ın gülü diye seviyorum. Ve böyle de sevmeye devam edeceğim. Ve her sevdiğimde Katodağ'ın gülü diye sevdiğimde de inanın tüm Beytişevap'ları, tüm Beytişevap'lı çocukları sevdiğimi hissedecek. Çünkü bizim buradaki en önemli amacımız, değerli kardeşlerim, hepiniz takip etmişsinizdir. Diğer kamu hizmetleri zaten bir şekilde yürüyor. Başkanım söyledi. Şunu da altını çizerek söyleyeyim. Ben şunu yaptım, bunu yaptım demeyeceğim. Biz ne yaptıysak Beytişevap'ların hak etmiş olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli ve birinci sınıfı vatandaşı olarak devletimizin sunmak zorunlu olduğu hizmetleri yaptık. Yapamadıklarımız ise bizatihi kendi eksikliğimizdir. Yaptıklarımız için asla teşekkür beklemiyoruz. O zaten sizin hakkınız. Yapamadıklarımız için de lütfen özürlerimizi kabul edin. Ben inanıyorum ki başkanım ve Beytişevap'lılar bu şekilde birlik beraberlik içerisinde olduklarında bundan sonra da o eksiklikler bir hakkın yerine gelecektir diye düşünüyorum. Ama bizim için burada şerefle, onurla yaptığım en güzel, en azından alnımın akıyla, gururla anlatacağım en önemli şey çocuklarımıza ve gençlerimize hep beraber sahip çıkmamız oldu. İnanın kendi evlatlarım için, kendi çocuklarım için ne istediysem Beytişevap'lı kardeşlerimin çocukları ve evlatları için de aynı şeyi istedim ve aynı şeyi
hep beraber yapmaya, hizmet etmeye çalıştık. Bizim için birinci önceliğimiz gençler ve çocuklar oldu. Gençlerin ve çocukların şanlı bayrağımızın altında güzel bir geleceğe umutla koşması için, terörden, şiddetten uzak bir şekilde yetişmesi için bütün MESA arkadaşlarımla beraber, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz, hem de müftülüğümüz ve din görevlisi arkadaşlarımızla beraber sizlerin de desteğiyle bir takım çalışmalar yaptık. İnanıyorum bu çalışmalar gençlerimizin geleceğine bir umut olacaktır. Bir kaymakam olarak onlarla beraber oturduk, onlarla beraber kalktık. Kaymakam olarak da değil, bir abi olarak onu hissettirmeye çalıştık. Bizim için altın önemli değildi, altın çocuklardı. Altını da hak eden herkese şu ana kadar yaklaşık 100'den fazla, 110-120 tane 5 kitabı büyükte başarılı olan çocuğumuza altın dağıtmışız. Bizatihi bu çocuklarımızı 120 tanesini, 110 tanesini bizatihi ben dinlediğim gibi yaklaşık tabii teşvik etmek için bir daha git çalış dediklerimizle beraber bizatihi 500 çocuğumuzu makamımızda yaklaşık olarak ağırladık, karşılıklı muhabbet ettik ve devletimizin temsil edildiği kaymakamlık makam odasını çocuklarımıza ve gençlerimize açtık. Diğer çalışmalar zaten bir şekilde yapılacak çalışmalardı ama şunu bir kardeşimiz olarak istirham etmemi lütfen uygun görünüz. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım. Şu şanlı bayrağımızın altında bir beraber ve kardeş olarak Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla yaşama azmini ve gücünü, umudunu ortaya koyalım. Bunun da en büyük göstergesi çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak olacaktır. Ben inanıyorum ki kıymetli belediye başkanım ve buradaki kıymetli hazırım ve benden sonra görev yapacak kıymetli meslektaşlarım da aynı bilinç ve aynı şuurla çalışarak aynı işbirliği içerisinde Beytüşşebap'ı hak ettiği hizmetleri getireceği gibi Beytüşşebap'ın geleceği olan Beytüşşebap'lı çocuklara sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin en kalbi duygularımla, muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Hakkınızı helal ediniz. Hakkı eva helal git. Hıda ekitim gübirateyi menkai müdaim biket. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Ez gelek hez heva dikim. Ben sizi çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Beytüşşebap'lıyım. Beytüşşebap'ı çok seviyorum. Ve bu bilinç ve düşünceyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Emanet-i Hudeybi.